YKS Tayfa merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Tek uzen, öğrenci koçu Ruki Tuğba ben. Nasılsınız arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Yapacağınız YKS çalışmaları. Nasılız? Keyifler nasıl? Kutaycığım çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Sinemcim hoş geldin. Merve'cim hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Elif çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Mehmetçim hoş geldin. Şule'cim, Sude'cim çok güzel bir katılım var. Hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım herkes çok iyidir. Keyifleriniz yerindedir. Nasılız? Şubat'a girmek üzereyiz. <laughs> Mükemmel. Çok sevindim. Harika. Çok güzel. Herkesin keyfi yerinde mi? Artık çalışmalar belirli bir level'a geldi sanıyorum. <laughs> Tuğra'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. İyiyiz hocam heyecanla sizi bekliyoruz. Merve çok teşekkür ediyorum. Ben de heyecanla sizi bekledim. Çok güzel. O zaman herkes iyiyse... Bugün burada neden toplandık? Hızlı bir giriş yapıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Herkes şeyini kahvesini hazırladı mı? Ya da suyunu? Benim gibi su içenler de olabilir. Hazırsak başlıyorum. Bugün <laughs> ada çayı içiyorum. Evet Kutay, sakinleştirir. Bence çok doğru bir karar vermişsin. Harika. <laughs> evet. Dil aracım çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün Şubat ayında çalışmaya başlayan YKS öğrencilerimiz için derece yaptıracak ders çalışma programını birlikte hazırlayacağız arkadaşlar. Şu an içinizde çalışanlar var mı? Hazırlanmaya başlayanlar var mı? Mezunlar var mı? Son sınıflar var mı? Herkes kısaca kendinden bahsetsin. Hadi bakalım bekliyorum. Hızlıca bir kaynaşalım, tanışalım. Sude'nin ikinci mezun yılı. Ee, Sinem de mezun Bengi Bengi ikinci mezun Furkan Ocak'ta başladım yani yeni başlamışsın ee, Çebi başlamamış Kutay mezun son sınıf olan var mı mezun olmayan hocam ben son e, sınıfım Nesibe çok güzel son sınıfım başlamadım ben 12. sınıfım yalnız tatilden beri çalışıyorum harikasın Şule ben de 3 yıllık mezunum son sınıfım başladım 11 ah Dilara sen hepimizden küçüksün. 11. sınıf çok tatlı. <laughs> 10. sınıf bile var. Elif harikasın. Ne kadar idealistsiniz. Erkenden başladınız. Çok güzel. Peki kimler nereleri istiyor? Önümüzdeki yıl kimler hangi fakültelerde olacak bakalım? Herkes hedefinden bahsetsin bakalım bir kısaca. Bursa paramedik çok güzel sağlıkçı olacaksın. Neresi gelirse Kutay olur mu öyle şey? <laughs> Sağlık Bilimleri Üniversitesi hemşire tıp istiyorum hocam. Polistik ya da besliyor İngilizce. İstanbul Kamu Yönetimi. Paramedik ne kadar çok. Hukuk, İstanbul Hava Harp, Ebelik. Vav wow, ebelik de çok. Hukuk. Birkaç bölümde çap yapmak istiyorum. Betül harikasın. Ne kadar idealist güzel öğrenciler. Gaziantep diyetisyenlik. Wow, medya diyor ki hocam benim daha hedefim yok ve bunun hakkında danışmanlık almak istiyorum. Medyacım hedefi olmayan hiçbir gemiye hiçbir rüzgar tesir etmez. Lütfen bunun üzerine düşün. Biz de sana yardımcı oluruz ama senin kendin nerede mutlu hissedeceğin çok daha önemli. Bunu en iyi sen bilirsin. Halkla ilişkiler, sınıf öğretmenliği, Ecren çok güzel. Ecren bizim seninle daha önce görüşmemiz olmuştu sanıyorum. Hatırladım seni. Aa, okul öncesi Merve. Meslektaş olacağız. Ben de okul öncesi öğretmeniyim arkadaşlar. Çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu, eğitim uzmanlığı yapıyorum. Çok güzel. O zaman bir bakalım mı kimler kazanıyor, kimler kazanmıyor? Hemen hızlı bir teste giriş yapacağım arkadaşlar. Bu teste sorduğum sorulara evet ya da hayır diyeceksiniz. Tamam mı? Ve bunu da bir köşeye not alın ya da en kötü telefonunuzun notlar kısmına yazın. Başlıyorum. Bu test sizin kazanacaksanız kazanmanızı, kazanamayacaksanız kazanamayacağınızı belirleyecek. Şimdi hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Soru 1. Verimli ders çalışma yöntemini biliyor musun? Herkes evet ya da hayır yazsın. Birinci sorumuz, verimli ders çalışma yöntemini biliyor musun? Buraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet hayırlar havada uçuşuyor. Evetler var arada sırada. Ama yoğunluk hayır. Geliyorum ikinci soruma. Herkes birinci sorunun yanıtını yazdı mı? 2. Unutma hızını biliyor musun? Kimler unutma hızını biliyor? Evet, evet, evet. Wow. Bilenler bizim analizimizi mi çözdüler yoksa? Nereden biliyorsunuz? Çok iyi. Wow. Ejren sen analizi çözmüştün galiba. Seni hatırlıyorum sonucunu. Başka kimler bizim eğitim analizlerimizi çözdü arkadaşlar? Var mı çözen? Hayır diyenler var. Ben çözdüm, ben çözdüm, ben çözdüm. Wow. Harikasınız. O zaman vakit kaybetmeden üçüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Senin için... Hangi konunun Hangi öncelikte olduğunu biliyor musun? Herkesten yanıt bekliyorum. Evet, 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 evet. Neye göre biliyoruz arkadaşlar? Mesela Sinem evet dedin. Hangi konu senin için öncelikli? Hangi konuya göre daha öncelikli? Yanıt bekliyorum. Konu örneği verebilirsiniz bana. Bakalım gerçekten biliyor muyuz? Ayşenur diyor ki kısmen Evet Medya, problemler neye göre öncelikli sen, senin için? Hangi konuya göre daha öncelikli? Çoğunluk yine hayır demiş. Kutay no demiş. No hocam no. <laughs> Sayısal bölüm için tamam ama problemler hangi konudan daha önemli, hangi konudan daha önemsiz? Daha fazla net için. TYT eksiğim olduğu için önceliğim TYT. Arkadaşlar her birimizin e, konu önceliklendirmesi farklıdır. Çünkü şu bir gerçek. Dostlarım, YKS öğrencilerim, herkes dikkatini bana versin lütfen. Hepinizin her konuda seviyesi aynı olabilir mi sizce? Mesela medya ile sahra aynı neti mi çıkarıyor? Çıkaramıyor değil mi? Hepiniz farklı konularda farklı seviyelerdesiniz o yüzden eğer bir öncelik belirlenecekse bu öncelik ancak sizin seviyenizi bildikten sonra yapabileceğiniz bir şey mesela sınavda çok soru gelen bir konu senin önceliğinde olabilir ama senin o konudaki seviyen daha çok belirler önceliğinde olması gerekiyor mu gerekmiyor mu başarabilecek misin başaramayacak mısın diye Geliyorum dördüncü soruya. Herkes hazırsa yanıtları bekliyorum. Odaklanma düzeyini biliyor musun? Hayır, hayır, hayır. Var mı evet diyen? Analizimizi çözenler evet demesi gerekiyor. Dilara evet diyor. <laughs> Ama çoğunluk hayır. Yani biz aslında odaklanma sorunu yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Bunu da çok bilmiyoruz değil mi? Tamam o zaman geldim. Beşinci soruya arkadaşlar. Günde kaç saat ders çalışman gerektiğini biliyor musun? Hocam benim tam olarak şu kadar saat ya da bu kadar saate ihtiyacım var diyebiliyor musun? Diyorsan neye göre diyorsun? Büşra diyor ki evet hocam. Büşra'cığım neye göre saatini belirledin? Kaç saat çalışman gerekiyor sence? Emine diyor ki evet biliyorum hocam ama uygulanmıyor diyor. Tamam neye göre belirlediniz ama önemli olan bu. Mesela neden 5'te 7 değil? Neden 3'te 5 değil? Yani bunun bir formülü olmalı değil mi? Neye göre belirlediniz? Hocam kazanmak için 24 saat çalışmam lazım. Hayır Şurecim doğru adrestesin. Biz kendi sistemimizde kayıtlı öğrencilerimizde o kadar kısa sürede maksimum verimli çalışmalar yaptırıyoruz ki inan uyumaya da vakitleri kalıyor, gezmeye de, sosyal medyada takılmaya da, ders çalışmaya da her şeye vakitleri kalıyor. Önemli olan zamanı doğru yönetmek arkadaşlar. 8 saat çalışıyorum hocam. Ben tatil için konu eksikliklerime göre belirledim bu saati. Evet, ders konularıma odaklanma süreme göre vesaire kaç saat çalışmam gerektiğini biliyorum. Konuyu bilme şeklime göre değişiyor. Evet, birçoğunuzun verdiği yanıtlar kısmen doğru ama yine de bunun bir somut verisi olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela siz şu anda gerçek bir YKS sınavı olsa, bu sınava girseniz kaç puan alırsınız? Bunu biliyor musunuz? Bunu bilmeniz lazım. Ve hangi konulardan bu puanı alırsınız? Hangi konularda yanlışınız ve boşunuz daha fazla çıkar? Bunu da bilmeniz lazım arkadaşlar. Ve sınava kaç gün var? En önemli kısım burası 8 Haziran. Biz şu an 30 Ocak'tayız. Yani sınava yaklaşık olarak arkadaşlar 123-124 güne yakın falan bir zamanımız var. Ortalama 4 ay. 4 ayda eksik olduğun konuları bir yetiştirmen gerekiyor. İki, Seviyenin iyi olduğu konuları da tekrarlaman gerekiyor. Onları da unutmaman gerekiyor ve bunları harmanlaman gerekiyor ve istikrarlı çalışman gerekiyor. İşte başarı tam olarak da burada gizli zaten. Geliyorum arkadaşlar 6. soruma. Hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz? Hangi konuda hangi seviyedeyiz arkadaşlar bunu biliyor muyuz? Geçen sene çalışmadan girdim. Kesinlikle bilmiyorum. İşte en büyük sorunumuz arkadaşlar burası. Bakın eğer bir yola çıkacaksanız nereden o yola çıkacağınızı bilmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü evet bir varış noktası var. Birçoğunuz dediniz ki hocam tıp, eczacılık, hukuk ...öğretmenlik gibi gibi birçoğunuzun hedefleri var... hedeflerinizle zaten çok güzel saygı duyuyorum... İnşallah hepiniz hedeflerinize ulaşacaksınız... ...tek uzamlı yapay zeka sistemiyle birlikte... ...ama sen bu hedefe ne kadar uzaklıkta olduğunu... ...bilmezsen doğru bir program hazırlayamazsın... ...doğru bir programın olmazsa da arkadaşlar... ...doğru çalışamazsınız... ...yani e, o çalışmanın sizi tam olarak... ...hedefinize götüreceğini götüremeyeceğini bilemezsiniz... ...o yüzden hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Kutay hayır elenmedin. Şu an buradaysan hala bizimlesin merak etme. Bunlara belki birçoğunuzun cevabı hayırdı ama evetlere çevirmek, bunları öğrenmek ve bunlara uygun çalışmak unutmayın ki arkadaşlarım bizim elimizde anlaştık mı? Umutsuzluğa kapılmak yok yok yok. Geliyorum. Eğer evetlerin çoksa zaten bu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 24'te yolcusunuz arkadaşlar. Biletlerinizi hazırlayın. Siz bu sınavı kazandınız. Hayırların çoksa da endişelenme bu seminere bu yüzden geldin. Seminerde kal ve beni can kulağıyla dinlemeye devam et. Hiçbir yere ayrılmak yok. Seminerin sonunda birlikte örnek ders çalışma programı hazırlayacağız. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar eğer bu sınavı kazanmaksa amacınız bazı kısımlara dikkat etmek zorundasınız. Bazı şeyleri çok iyi bilmek, tanımak zorundasınız. Bir, sınavı çok iyi tanımak zorundasın. Başka bir çaren yok. Gireceği sınavı tanımayan hiçbir öğrenci başarılı olamaz. Sınavı tanıyacağım bir. iki kendi verimli çalışma yöntemini ve kendi derslerdeki mevcut seviyeni bilmek zorundasın. Seviyeyi bilmeden atılan her adım boşa atılan bir adımdır. Hedefe atılan bir adım değildir. Seni hedefinden uzaklaştırır. 3. Çalışma programını hazırlarken seviyeni ve öğrenme yapını asla ve asla göz ardı etmemelisin. Asla yapmaman gereken bir kısım. Ve performansını çalışmaya başladığın günden sınava gireceğin güne kadar takip etmeli. Sınava kalan zamana göre stratejiler geliştirmelisin. Yani moda mod bir program yaptım hocam 9 ay aynı programa uy uyu geç. Hayır. Strateji her ayın, her günün, her dönemin bir stratejisi vardır arkadaşlar. Sınava 10 ay varken yaptığın çalışmayla İki ay kala yaptığın çalışma aynı olabilir mi? Sizce bu mantıklı mı? Tabii ki olamaz değil mi? Ve tüm maddeleri tek tek açacağım. Seminer sonunda da az önce söylediğim gibi örnek ders çalışma programımızı birlikte hazırlayacağız arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bir gireceğimiz sınavı tanıyalım. Nedir bu YKS? Nedir bu bizim ömrümüzden ömür götüren Gece rüyalarımıza, kabuslarımıza giren sınav nedir dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar YKS 3 farklı oturumda TYT, AYT ve YDT olarak gerçekleşir. TYT ilk oturumdur. Ön lisans bölümlerini hedefleyen öğrenciler toplamda 120 sorudan oluşan ve 135 dakikalık sürenin olduğu TYT sınavına girmelidir. Eğer ki hedefiniz 4 yıllık bir lisans bölümü ise AYT'de kendi içinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak 3'e ayrılır. Hedeflediğiniz bölümün branşınız, branşına göre AYT sınavına girmek zorundasınız. Toplam 160 dakika 160 soru 180 dakikalık bir sınavdır. Bu sınavda matematikten, fen bilimlerinden, sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2 kısmından sorumlusunuz. Sahracığım eğer doğru programla hazırlanırsan yetişir. Bence 2 yıllıktan ziyade 4 yıllık bir bölüm tercih etmelisin. Geliyorum YDT'ye arkadaşlar içinizde İngilizce öğretmenliği, Fransızca, Almanca, Arapça bu tarz öğretmenlik isteyen kişiler var mı ya da tercümanlık gibi böyle hedefleri olan var mı? Ben istiyorum. Zeynep'ciğim hangi bölüm istiyorsun? Arapça öğretmenliğim, İngilizce mi? Çok güzel, harikasın. Eğer Yabancı dile yönelik bir bölüm hedefiniz varsa arkadaşlar AYT yerine YDT yani yabancı dil testi sınavına giriyorsunuz. Toplam 80 soru 120 dakikadan oluşan bir sınav. Bu sınavda aldığınız puanın %60'ı TYT'nin de %40'ı hesaplanıp toplam puanınıza göre yerleştirileceksiniz. Yani AYT'nin görevi neyse YDT'nin de görevi aslında o. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum ah ah ah. Sınava ne kadar kaldı? Bakın o kadar manidar bir gün seçmişim ki arkadaşlar. Sınava tamı tamına 130 koskoca gün var. Yani 130 kere uyuyacağız, 130 kere uyanacağız. Düşünebiliyor musunuz? Bu süre sizce az mı? Bence çok fazla, bence çok yeterli. Eğer doğru bir şekilde çalışırsak arkadaşlar 130 gün kesinlikle hedeflerinize ulaşmanız için çok yeterli bir gün. Ama doğru bir şekilde değerlendirirsek AYT ve YDT'yi de 131 gün var. TYT 8 Haziran 2024'te, AYT ve YDT'de 9 Haziran 2024'te olacak. Geliyorum. Hocam o kadar öğrenme yapısı dediniz, verimli çalışma dediniz ama ben bunu nasıl yapacağım? Verimli çalışma nedir? Daha önce hiç duymadım. İlk kez sizden duyuyorum dediğiniz arkadaşlar duyar gibiyim. Ki ilk kez bizden duymanız da çok normal bu arada. Çünkü verimli çalışma keşfini yapan Türkiye'de hatta dünyada Tek eğitim kurum arkadaşlar biziz. Yani tek uzaktan eğitim kurumları, tek uzam. Ve biz bunu çok önemsiyoruz arkadaşlar. Çünkü kişinin kendini tanımadığı sürece yaptığı çalışmalardan verim alamadığını çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Bakın bu sınava 2 kere giren, 3 kere, 4 kere, 5 kere giren öğrencilerle biz yıllardır konuşuyoruz. Ve her birinin çalışmasını incelediğimizde ne yazık ki çok büyük hatalar yaptığını görüyoruz. Sıkkı sizlerin gibi. Kendilerini tanımadan, başkalarını taklit ederek, kendilerini tanımadan ona yönlendirme yapan koçunu, rehberlik uzmanını, öğretmenini dinleyerek ne yazık ki zamanlarını kaybediyorlar. Zamanlarını boşaltıyorlar. Unutmayın ki arkadaşlar zaman en kıymetli hazinedir. Her şeyi geri alabilirsin. Kaybettiğin günü, kaybettiğin saati, kaybettiğin zamanı geri alamazsın. Bizim öğrencilerimiz zaman zamanlarını çok önemsiyoruz. En az kendi zamanlarımız kadar kıymetli olduğu için onların zamanını en doğru şekilde değerlendirebilmeleri için önce onların kendilerini tanımalarını, kendi öğrenme yapılarını keşfetmelerini sağlıyoruz. Şimdi öğrenme yapısı nedir diye soracak olursanız kıymetli YKS tayfa parmak izi gibi diye örnek veririm. Nasıl hepimizin parmak izi var? Kardeş bile olsak, ikiz bile olsak, anne baba bile olsak her bireyin, her insanın parmak izi birbirinden farklı. Aynı zihinsel sürecimiz gibi her öğrencinin öğrenme süresi, algılama şekli, unutma süresi, odaklanma süresi, stres, kaygı düzeyi, öz disiplin düzeyi. Bu gibi verileri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bakın bizim ikiz kayıt olan öğrencilerimiz de vardı. Kardeş kayıt olan öğrencilerimiz de vardı. Düşünün ki ikiz kardeş, hatta kulakları çınlasın. Birinin adı yağmurdu, birinin adı damlaydı. Bundan 4 sene önce yaklaşık 2019-2020 döneminde onların kayıtlarını aldık ve kayıt olduktan sonra öğrenme yapılarını keşfetmemiz gerektiği için onları eğitim analizlerini aldık arkadaşlar. Bir baktık ki yağmurun öğrenme yapısı görselken damlanın öğrenme yapısı işitsel çıktı. Dedik ki nasıl olur bunlar ikizler? Bak ikizlerin bile biri matematikte yüksek net yapıyordu, diğeri tarihte yüksek net yapıyordu. Yani benim bir başkasını taklit etmem asla doğru değil başkası için verimli olan bir program benim için aynı verimi ikizim bile olsa ablam, abim, kardeşim, dershanedeki sınıf arkadaşım, en yakın kan kim bile olsa bana verim sağlaması mümkün değil. Önce bunu kabul edin. Parmak izi gibi her birinizin öğrenme yapısı ve psikolojik yapısı farklı. Evet Kutay genelde böyle söylediğimde hep senin gibi öğrencilerimden hocam ben hiç bu açıdan bakmamıştım. Hiç böyle düşünmemiştim. Youtube'u açıyordum işte tıp fakültesi bölüm birincisi. Nasıl hazırlanmış? Günde kaç saat çalışmış? Nasıl bir programla hazırlanmış? Ondan bahsediyordu çat 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 yazıyordum uygulamayı alıyordum, kendimi zorluyordum en fazla bir hafta. Sonra bir testin başına geçiyordum. Hayır çözemiyorum, öğrenemiyorum, yapamamışım. Öyle düşünün. O yüzden arkadaşlar bakın seviyeniz, sorumluluklarınız, hedefiniz ve kaç kere girdiğiniz hiç fark etmez. Eğer doğru bir programla hazırlanırsanız kazanmanız mümkün. Bakın altını çizdiğim nokta neresi? Doğru program. Doğru programın alt metninde ne vardı? Kendini tanımak. O yüzden ben her zaman derim ki öğrencilerime ne kadar ders çalışırsan çalış. Eğer yanlış yöntemlerle çalışıyorsan hedefine ulaşamazsın. Bir konuyu öğrenmek için sınav tarihine kadar o konuyu zihninde saklı tutmak için kendi ders çalışma stilini keşfetmeli, kendi öğrenme yapılı bilmelisin. Öğrenme yapımı nasıl bileceğim? Arkadaşlar sadece az önce de söylediğim gibi tek uzamda uygulanan patenti bize ait olan eğitim analizlerimiz var. Yaklaşık 11 farklı alanda sizi analizlere alacağız. Bu alanda Emine'nin nasıl öğrendiğini, Yağmur'un zeka tipinin ne olduğunu, Mehmet'in unutma süresinin kaç gün olduğunu, Kutay'ın o deyim anlamı oranının ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu, Ecren'in stresinin düşük mü yüksek mi onu olumlu mu olumsuz mu etkileyeceğini biliyoruz. Buradan sonuçlar çıkıyor. Hatta bu seminere katılan öğrencilerimize ben bu analizimizi örnek olarak bir defaya mahsus çözebilmeleri için ekstra inisiyatif de sağlayacağım. Ama zaten kayıt olduğunuzda yapay zeka sisteminin çalışması için bu eğitim analizlerini çözmek, kendinizi tanımak ve sisteme tanıtmak zorundasınız. <laughs> Şimdi geliyorum dostlarım Kutay diyor ki alın beni hocam kerkerdir sınava kadar sizinle devam etmek istiyorum YouTube'dan bir şey olmayacak şimdi kaydolabiliyor muyuz geç mi kaldık? Hayır Kutay'cığım hiç geç kalmadın bizim yapay zeka sistemimiz kayıt olduğunuz günden hedef süreye yani 8 ve 9 Haziran'a kadar kalan zamanda bütün eksikliklerinizi kapatmanızı sağlıyor. Öyle bir program hazırlıyor ki arkadaşlar tamamen eksikliklere yönelik bazı konularda tekrar yapman gerekebilir. Bazı konularda konu çalışman, bazı konularda soru çözmen gerekebilir. Bunların hepsini tek tek belirliyor. Buna göre sana bir program hazırlıyor Kutar'cığım. Ama senden de sözünü alıyoruz ki sen bu programı uyacaksın. Ben eminim. Hocam beni iki yıllık bir yere yerleştirin yeter. <laughs> AYT'de güvenmiyorum kendime. <laughs> yani hedefin neyse biz seni hedef odaklı çalıştırırız Kutay. Hatta o kadar güzel bir haberim var ki arkadaşlar. Birazdan zaten örnek alana giriş yaptığımızda ben o kısmı da göstereceğim size. Yapay zeka o kadar bireysel çalışıyor ki arkadaşlar. Öğrencinin mesleki yönelimini bile ölçüyor. Yani Kutay, Kutay'ı bir mesleki yönelim testini alıyor. Oradaki sorulara verdiği yanıtlara göre diyor ki Kutay, senin mizacına uygun meslekler bunlar, senin uzak durman gereken meslekler bunlar diyor. Bakın o kadar bilimsel şeyler arkadaşlar. Ve şu az önce gösterdiğim eğitim analizi üzerinde uzun yıllardır eğitim uzmanlarının, psikologların yaklaşık 55-60 farklı öğretmenin tecrübesi ve bilgisiyle hazırlanmış testler olduğu için yüzde yüzde geçerliliği var arkadaşlar. <laughs> Burayı bence de screenshot alın, ekran görüntüsü alın. Kutay diyor ki hocam keşke hiçbiri almasa sadece ben kazansam. Kutaycığım merak etme tek uzemin öğrencilerinin hepsi kazanacak. Sen de kazanacaksın, onlar da kazanacak. Kontenjanlar bunun için yeterli, hiç merak etme. Biz diğer rakipleri eleyelim. <laughs> Tabii ki Emineciğim umut her zaman olacak ama son 4 ayda hızlanmalısın. Eğer kendin çalışıyorsan kesinlikle profesyonel bir destek al. Bizim eğitimlerimizi de önerebilirim sana bak. Çok ciddi kalan 130 günde ilmek ilmek tamamen hedef odaklı çalıştıracağız size. Evet Bengi'cim kayıt altına alınacak. Şimdi geliyorum dostlarım i̇şte artık ben öğrenme yapımı biliyorsam seviyemi de bilmem gerekiyor değil mi? Mesela Kutay senin fizikte seviyen belki temel seviye ama biyolojide ileri seviye. Matematikte belki orta seviyedesin ama geometride örnek veriyorum başlangıç seviyesindesin. Yani her öğrencinin her derste seviyesi aynı değildir demiştim ya arkadaşlar. Bundan bahsetmiştim. O yüzden bizim yapay zeka panelimize kayıt olan öğrencilerde biz onlara... Program hazırlamadan önce Hangi derste, hangi konuda, hangi seviyede olduğunu ölçüyoruz? Nasıl ölçüyorsunuz hocam? Dediğinizi duyar gibiyim. Hemen yanıt vereyim. Özel geliştirdiğimiz arkadaşlar, yaklaşık 17 farklı kaynağı tarayarak oluşturduğumuz, e, ÖSYM formatına uygun ve sınavda çıkabilecek kalıpta sorulardan oluşan her ders için ayrı ayrı seviye ölçüt sınavları oluşturduk fiziğin sbs'i ayrı e, kimyanın ayrı geometrinin ayrı edebiyatın ayrı türkçenin ayrı her birinde bu testlere giriyorsun ve oradan çıkan sonuçlarını biz yapay zeka sistemine kaydediyoruz sonra hem analiz sonuçları hem de seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarınla birlikte artık yapay zeka senin yol haritanı çiziyor diyor ki Furkan bu konuda çok daha geridesin. Bu konuda ön hazırlık yapacaksın. Senin matematiğin temel seviyede. Gidip boşuna özel ders almanın, gidip boşuna dershaneye yazılmanın bir mantığı yok ki. Oradaki her öğrenciden daha temel seviyedesin. Senin önce ön hazırlık yapman gerekiyor. Hazırlığını yapıp normal ders akışına öyle geçmen gerekiyor. Bu arada şu 5 basamaklı merdiveni de arkadaşlar aşamalı öğrenme modelini de yine Türkiye'de tek uzamdan başka uygulayan, bilen herhangi bir eğitim kurumu yok. Ne örgünde ne de online'da. Biz öğrenmeyi parçaladık ki garanti olsun. Yani Kutay sadece dershaneye yazılıp çat konu anlatım. Konu bitti çat soru çözeyim at köşeye yeni konuya geç. Konu çalış soru çöz at. Değil. Bunlar verimli değil arkadaşlar. Bakın yıllarca Dershaneye giden öğrenciler bizi keşfedip bize kayıt oluyorlar ve diyorlar ki hocam biz böyle bir sistem görmedik. Yıllarca dershaneye o kadar yıllarımı verdim, zamanımı verdim, o kadar ailem bütçesini ayırdı, zorluk çektim. Ama orada ben ne kadar klasik okula gider gibi tak çantayı koluna git gel bir gül eğlen gez. Yalandan iki test çöz, iki soru çöz, gel sınava gir, aldığı puan kaç? 260. Bu sizce mantıklı mı arkadaşlar? Yani artık bunlar denenmiş ve geçerliliği olmadığı kanıtlanmış sistemler. Örgünden bahsediyorum, diğer uzaktan eğitim kurumlarından bahsediyorum. Sizin de kesinlikle bu alanda bir çalışma ihtiyacınız var. Mesela Ayşenur demiş ki, hocam ben ikinci yılımda dershaneye gittim. İlk seneden daha düşük bir sıralama yaptım. Bu sene evde çalışıyorum ve geç kaldım biraz doping aldım ama çok işe yaramadı kendime program yapmadığı sıkıntım var TYT'de çok eksiğim AYT'de bayağı var kafam çok karışık bana yardım edin lütfen Ayşenur doğru adrestesin gerçekten bence senin karşına bizi Allah çıkarmış kazanmanı istediği için ben artık buna yoruyorum yani hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş o iki yıllık yorgunluğun stresin kaygın ben seni çok iyi anlıyorum çok hak veriyorum ama yanlış sistemlerle çalışmak senin sorunun değil ama böyle doğru bir sistemle tanıştıktan sonra da artık bu sistemi tercih etmelisin. Bak bizim tutarımız arkadaşlar doping kanfaza ya işte X'te Y, Y, Z, Y dershaneleri göre falan çok da uygun. Yani böyle bir sistem Türkiye'de yok. Ama tutarı çok erişilebilir. Neden? Biz de öğrenci dostuyuz arkadaşlar. Bizim zaten 250-300 bin üzerinde kayıtlı öğrencimiz, üyemiz var. Hani öğrenci sıkıntımız yok. Ama istiyoruz ki böyle bir sistem Türkiye'ye gelmiş. Neden Ayşe'de faydalanmıyor? Neden Fatma'da kazanmıyor? Neden Furkan avukat olmuyor? Neden Kutay hemşire olmuyor? Bizim amacımız bu. Erişilebilir kıl, herkes erişsin. Amaç bu arkadaşlar. <laughs> Hocam bir şey soracağım. Ben de doping hafıza var. Bir aydır orada çalışıyorum ama o testlerde yapmakta zorlanıyorum. Ne yapmalıyım? Furkancım, eğer bir aydır çalışmana rağmen konu çalışıp soru çözemiyorsan programında eksiklik ve yanlışlık vardır. Kesinlikle onu bakalım. Gülbe. <laughs> Aykutay çok güldüm gerçekten söylediğine. Doğru söylüyorsunuz. Tam sabah ben bir şey yapmalıyım derken seminer yapacağınız karşıma çıktı. Dedim Allah'ım sen her zaman hayırlısını nasip edersin. Aynen öyle Emine'ciğim. Çok iyi yaptın. Bak şimdi ben bizim yapay zeka sistemimizde örnek bir program da hazırlayacağım. Göreceksiniz arkadaşlar arkada o kadar algoritmalar, o kadar senin seviyen, o kadar gün gün saat saat hesaplama yapıyor. Ve diyor ki e, Emine'nin şu an bu konuyu çalışması gerekiyor. Emine'nin süresi azaldı. Emine gerekirse 0.1 puan, 0.3 puan getirisi olan konuları eleyebilir. Ama 4 puan, 5 puan, 10 puan getirecek konuları eleyemez diyor. Arkadaşlar bizim yapay zekamız sınavdaki bütün derslerin alt konularına kadar hangi konudan kaç soru geleceğini, puanını ve o konuları kaç saatte öğreneceğinizi, öğrenme sürenizi bile ölçüyor bakın bu kadar söylüyorum. Evet Mehmetçim. şimdi örnek bir program hazırlayacağız. Devletçim geç kalmadınız bu arada arkadaşlar. Yapay zekanın en güzel özelliği kişi özel çalıştığı için sizin kayıt olduğunuz gün başlangıç gününüz oluyor. Sınava kaç gün varsa o kadar günde yapay zeka sizi yetiştiriyor. O yüzden bir kere şu kaygılanmayı bir kenara atsın. Bir stres düzeyimizi düşürelim. Dedim ya biz diğer kurumlar gibi değiliz. Sen dershaneye 3 ay geç kalırsın bütün hayatın kayar. Gerçekten oturur ağlarsın nasıl yetiştireceğim çok gerideyim ama yapay zekaya kayıt olursun yapay zeka der ki bana güven Ayşenur ben seni yetiştireceğim programını yapacağım sen sadece bir öğrencinin yapması gerekeni yapacaksın yani programına uyum sağlayacaksın başka bir şey yok şimdi gelelim konumuzda. Bu sayfanın ekran görüntüsünü alın bence arkadaşlar. Çünkü buradaki bilgileri başka hiçbir yerde bulamazsınız. Hangi seviyede hangi çalışmayı yapacaksınız? Bunlar çok güzel. Şulecim çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi bir öğrenci seviye belirleme sınavlarına girdi. Yapay zekanın seviye belirleme sınavlarına ve öğrencinin oradaki seviyesi temel seviye çıktı. Bu öğrenci ön hazırlık yapmalı. Yapay zeka bu öğrenciye ön hazırlık yaptırıyor. Çünkü diyor ki senin temelin yok. Önce önden bir hazırlan, seni bir ısıtayım. Sonra konu anlatımına geç diyor. İkinci basamak arkadaşlar başlangıç seviyesi. Burada sana detaylı hem canlı derste hem video derste hem notta her şeyde o konunun A'sından Z'sine kadar tüm konu anlatımını detaylı olarak sana yapıyor. Çünkü bu aşama bunu kaldırıyor. Üçüncü seviyede yani orta seviyede çıkarsan bir konuda kıymetli öğrencilerim orada sana detaylı konu tekrarı yaptırıyor. Diyor ki bak sen yolu yarılamışsın ama hala daha yarısı duruyor. Gel bir tekrar yapalım üzerinden geçelim kalan kısımları öyle götüreyim diyor. Nurcu ücret bilgisi vereceğim birazdan. Dördüncü seviye arkadaşlarım ileri seviye. İleride alıştırma soru çözümü yapman gerekiyor. Yani sen artık o konuda ön hazırlık yaptın, konu çalıştın, tekrar yaptın. Çat, lank diye en zor soruya geçmemelisin. Önce alıştırma kolay seviyede çıkmış soru çözebilirsin. Yanında kaynağın olur, çözümlü soru bankan olur. Önce bak adı üstünde. Adı üstüne ne? Alıştırma. Alıştırma soru çözümü yaptırıyor. Bak en son 5. level'a gelince üst seviyeye gelince artık diyor ki Ayşenur sen hazırsın. Artık 4 basamağı da çıktın. Tebrik ediyorum. Ama artık en zor soruları süreli bir şekilde çözmen gerekiyor. Senden bunu bekliyorum diyor. Ve sana bol bol pekiştirme soru çözümü çözdürüyor. Pekiştirmeli sorular çözdürüyor. Ve sen bunu her konuda yaptığında o konuyu öğrenmeme, o konuda çıkan bir soruyu yapmama gibi bir lüksün böyle bir durumun yok. Şu an birçoğunuz çalışıp çalışıp soru çözemiyorsunuz ya arkadaşlar. Bu yüzden bir anda çat konudan çat diye geçiş yapıyorsun soru çözümüne. Yapamazsın. Öğrenmenin bir süresi var. Ehliyet almak gibi düşün. Yani bunu hemen çat diye... Evet bir derse girdim büyülendim. Hoca anlattı. Ben gideceğim iş çavuş problemi çözeceğim. Çözemezsin. Eğer temelin yoksa... Önce temelini oluşturmak zorundasın. Bunu da ancak bizimle birlikte yapabilirsin. O yüzden hangi çalışmayı... Ne zaman yapman gerektiğini seviyen belirler. Bu çalışmayı yaparsan garanti öğrenme modeline uygun ilerlersen iddialı bir şekilde söylüyorum. Öğrenemeyeceğin hiçbir konu, çözemeyeceğin hiçbir soru yok arkadaşlar. Ekran görüntülerimizi aldıysak geçiyoruz. Ve lütfen bakın hazırlık sürecinde gerçekten kafanız çok karışıyor. Bu maddeleri özellikle ekledim. Bir başkasına ait programı uygulamayın. Bunun üzerinde az önce durdum. Siz biriciksiniz, teksiniz, özelsiniz öğrenme yapınız farklı, seviyeniz farklı, hedefiniz farklı. Bu kadar farklı özelliğiniz varken bir başkasına uygun bir program sana uygun olmaz. Başkasını taklit etmeyeceksin. İki, ders konu atlamayacaksınız arkadaşlar. Birçoğunuzla ben özelde de görüşüyorum kendi öğrencilerimde. Hocam ben matematikten korkuyorum. Benim programa matematik koymasın yapay zeka. Matematik çalışmayayım. Hayır, Matematikten gelen 40 soruya senin ihtiyacın var. Yapacaksın. Ama nasıl yapacaksın? Bak bu aşamayı uyguladığında sen matematiği yaparsın zaten. Matematiğin mantık olarak baktığında Türkçeden bir farkı yok. Biz şu an matematikte neden başarılı bir ülke değiliz arkadaşlar? Neden birçoğumuz korkuyor? Çünkü biz ilkokulda temeli sağlam almadık. Ya öğretmenimizi sevmedik, ya ders sıkıcı geldi, ya üzerine düşmedik, ya ödevlerimizi yapmadık bu yüzden. Eğer deselerdi ki ben seni temelden başlatacağım, senin başında da duracağım, sen de buna zaman ayıracaksın, matematikte hiçbir şey yok. Mantık istiyor. Mantığını kullan yap, bir kere yap kurtul. Aynen öyle. Nurcum çok haklısın. Asla korkulacak bir dersi ya da fizikten falan korkuyorsunuz ya arkadaşlar. Aksine fizik o kadar eğlenceli ki, ki bizim o kadar iyi hocalarımız var ki böyle hikaye gibi anlatıyor. Sen derste giriyorsun büyüleniyorsun böyle. Ya nasıl benim zihnime girdi bu konu diyorsun. Sonra yapay zeka sana onun tekrarını yaptırıyor. Sonra yapay zeka o konudan sonra seni konu tarama testini alıyor. Orada diyor ki başarılısın ya da değilsin. Ona göre yeniden programını revize ediyor. E bunları yapınca sen tabii ki de öğreneceksin. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Çalışırken ders atlamayacağız. Bunun sözünü bana verdiniz kabul ediyorum. Paragraf yapamam. Aman fizik yapamam, matematik yapamam, kimya yapamam. Bu devir kapandı. Yapay zeka ile her dersi de, her konuyu da doğru çalışırsan yaparsın. Dil aracım bilgi aktaracağım. Seminer sonunu bekle ve lütfen arkadaşlar lütfen tekrarlarınızı aksatmayın. Tekrarı bir zaman kaybı olarak görmeyin. Tekrarı gereksiz bir şeymiş gibi görmeyin. Yapmasam da olur demeyin. Çünkü tekrar çalışmanın sigortasıdır. Bak sen o kadar çalışıyorsun. O bilgiyi almak için sonra o bilgiyi alıyorsun. Üzerine 10 tane daha bilgi alıyorsun. Okullar açıldı arkadaşlar. Eylül ayında hoca geldi, dersi anlattı. Biz şu an hangi aydayız neredeyse şubat. Kaç ay oldu senin o konuyu hatırlaman mümkün değil. O yüzden bizim sistemimizde unutma sürenize göre kişiye özel tekrar eğitimi de var arkadaşlar. Biz sizin tekrarlarınızı size özel kaç günde unutuyorsanız unutacağınız zaman aralığında size yaptıracağız arkadaşlar. Çünkü unutmayın ki bir bilgiyi öğrenmek kolaydır. Zor olan sınava kadar akılda tutabilmektir. Bunu başaran öğrenci zaten kazanır. Anlaştık mı? Anlaştık mı arkadaşlar? O halde herkesin beklediği o ana geliyorum. Hazırsanız. <laughs> Kutay, senin kaydını alacağım. Seni hatta birebir ben arayacağım. Birazdan link vereceğim zaten söz veriyorum. Senin kaydını ben alacağım. Okey o zaman kıymetli YKS tayfa. Gelelim bakalım hocam yapay zekayı anlattınız. Bakalım bu yapay zeka nasıl bana program hazırlayacak. Örnek bir program yapacağım dostlarım. Şimdi YKS Tayfa ykstayfa.com şu anda yaptığım her şeyi çok ama çok dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü seminer sonunda kendinize özel örnek bir program hazırlamak için benim yaptığım şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. Tek uzam paneline gireceğim. Giriş yapa tıklayacağım. Tek size gönderdiği SMS'i ve şifreyi, SMS'teki kullanıcı adını ve şifreyi gireceksiniz. Chat. Öğrenci paneliniz açıldı. Eğer bilgisayardan girerseniz kıymetli dostlarım, YKS tayfanın yanında bakın. 17.44 saat yazıyor. Saatin yanında 10 yazıyor. Gördünüz mü? Bakın 10 tane beni bekleyen görevim var. Verimli bir programın olmazsa olmazı neydi? Ne dedim? Kendini tanıyacaksın dedim. Bunu nasıl yapacaksın? Eğitim analizleriyle tabii ki de. Eğitim analizine buradan tıkladın. Teste başla dedin. Sadece tek uzamda olan eğitim analizi testim başlıyor. 15 dakikana ayıracaksın. Odana geçeceksin. Dikkatini toplayacaksın ve bu testteki soruları güzelce okuyup yanıtlayacaksın. Anlaştık mı? Ödeviniz. Okey. Şimdi geliyorum. Asıl önemli olan noktalardan bir diğeri daha arkadaşlarım. Yine o onun üzerine tıklıyorum. Bakın burada seviye belirleme sınavı 8 diyor. Gördük mü? Bakalım neler var. Aman tanrım biyoloji, kimya, fizik, felsefe, tarih, Türkçe, eşit ağırlık. Ben kendime eşit ağırlık olarak örnek bir panel açmıştım. Buradaki sınavların tamamı Yapay zekanın benim hangi derste, hangi konuda olduğumu ölçmesi için zorunlu sınavlar. Bunları kayıt olduktan sonra çözmek zorundayım. Yoksa yapay zeka beni tanıyamaz ve bana özel program hazırlayamaz. Bu senin kimliğin. Analizini çözeceksin, seviye belirleme sınavını çözeceksin. Sonra bakın arkadaşlar şu bilgisayardan girdiğinizde rehberlik diyor ya analiz testleri bakın burada ben ne meslek yapacağım bilmiyorum diyen öğrencilerim vardı. <laughs> Mesleki yönelim testimizden bahsetmiştim. Burayı gördünüz mü? Burada mini analizler var. Bunları da çözeceksiniz. Bunların hepsi yapay zeka analizleri. Başlat diyorum ve buradaki soruları yanıtlayarak devam ediyorum arkadaşlar. Burada, burada verdiğim yanıtlara göre yapay zeka benim hangi meslek gruplarına mizacan daha uygun olduğumu bile hesaplıyor. Bu yapay zeka daha ne yapsın? Zeynep'ciğim şimdi açmaya çalışma zaten. Şu anda seminerde olduğun için açamazsın. Bunları izle seminer sonrasında gireceksin. Şimdi diyelim ki arkadaşlar tek uzeme yapay zekaya kayıt oldum. Neler yapacağım? Programda neler olacak? <laughs> hukuk isterken bana psikolog ve PDR ol dedi ya da öğretmen. Neye göre dedi mesela bunu? Eminecim. Senin orada verdiğin yanıtlara göre dedi. Yani senin mizacın bak bazen isteklerimiz ve yapabileceğimiz şeyler çok farklıdır. O yüzden yapay zekanın sonuçları %100 kanıtlı arkadaşlar. Bilimsel bir test bu. Verdiğiniz yanıtlar eğer doğruysa kesinlikle doğru sonuç çıkmıştır. Evet psikolog ne kadar. PDR hele mükemmel. Yapay zekaya kayıt olduktan sonra arkadaşlar analizlerimi çözdüm. Seviye belirleme sınavlarımı çözdüm ya. Geliyorum takvime işte o, o beklediğinizden. Program derslerini seç diyorum arkadaşlar. Yapay zekada hangi dersleri hangi sırayla çalışacağımı ben seçiyorum. Bakın TYT ile başladım diyelim ki. <laughs> Fizik, matematik, Türkçe, kimya, biyoloji. Örnek. Kaydet dedim. Biliyor musunuz arkadaşlar yapay zekada öğrenci çalışma süresini bile kendisi hazırlıyor. Yani Emine günde 3 saat çalışabilecekken Kutay belki de 5 saat çalışacak. Ya da Zeynep 10 saat çalışacak. Hangi saat aralığında hangi günler çalışabileceksen o saatleri ve o günleri sen seçiyorsun. Her şey sana özel. Şimdi ben kendime özel bir program hazırlayacağım. Hatta arkadaşlar yapay zekanın programında hafta içi için ayrı, hafta sonu için ayrı, belirli günler için ayrı programlar hazırlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben tüm günleri seçeceğim. 14'te çalışmaya başlayacağım. 21'e kadar zaten yapay zeka benim dikkat dağınıklığımı da görecek. Ona göre bana mola verdirecek. Ekstra molaya ihtiyacım yok. Şu an çalışma takvimim hazırlanıyor. Bakın sayfada yapay zekanın arka planda yaptıkları çıkıyor. Şimdi geliyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Vay, wow, o kadar yoğun bir program ki 14 ile 21 arası 7 saat, günde 7 saat çalıştığımda. Arkadaşlar bu arada şu tabloya bir bakmanızı istiyorum. Bakın. Burada benim bakın biz daha çok Pomodoro tekniğine uygun çalışıyoruz bu arada arkadaşlar. <laughs> Kotay çok tatlısın. Hemen hemen her konudan sonra sistem size mola verdiriyor. Mesela kimyanın tarihsel gelişimi, konu anlatımı çalışmam gerektiğini söylüyor. Çünkü demek ki benim bu konuda temelim yokmuş. Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Yapay zeka benim yol haritamı çizdi mi? çizdi. Bak. Herkese merhaba. Ee, kimya yapay? Evet ben gideceğim. Bu ders çalışma programını sizin seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarını da göre hazırlayacağım. Buradan üzerine tıklıyorum çalışıyorum Aynen arkadaşlar. Başka kimya yapacağım de, hiçbir şey yok. E, Değerli. Geliyorum de ben... geri alıyorum takvimi. Bakın fizik madde ve öz kütle. Aynen öyle Ayşenur'cum zaten ben bunu örnek TYT'nin birkaç dersinden yaptım ya. Siz kayıt olduğunuzda arkadaşlar Hangi kategoriye kayıt olduysanız bunları bu arada rehberlik uzmanlarımız da yapacaksınız. Ee, İlk programınızın seviye belirleme bu sonuçlarını sisteme yansıyacak de, ya. Ona göre hangi ders de, hangi konuda yani maddeli, hangi kategori de, hangi de, dersten başlamak istiyorsanız şuradaki üzerine, dersleri siz seçeceksiniz zaten. Bakın buradan çalışıyorum. Yani yine kolay bir Yanda direkt konular var. Bak o enerji var, ısı ve sıcaklık hepsi var. Direkt buradan çalışıyorum. Evet. Hatta arkadaşlar merhaba size arkadaşlar. çok güzel bir şey Değişimi daha göstereyim yapay konusunda. zeka direkt evet, olarak sıcaklık. garanti bir Gün şekilde temel, her konuyu öğretiyor demiştim ya hocam. Bahsetmiştik yani bir giriş yapmıştık. Yakup'cum Google'a tekuzen.com yazdım. Şimdi burada siz bir konuyu yavaş yavaş bitirdikten sonra mesela ısı ve kütle <laughs> bu bir konu. Bunu bitirdikten sonra dostlarım <laughs> bakalım, sizin karşınızda yapay zeka ya da bunu tarama testi getiriyor. Maddenin sıcaklığı Diyor değişmiyor. Diyor ki tamam Ayşenur ben ısı ve kütleyi çalıştım. Ama senin bu konudaki başarını benim görmem gerekiyor diyor. Ve burada senin ihtiyacın olan yani hangi konuyu bitirdiysen onun check-up'ı gelecek. Bak arkadaşlar buradaki check-up'ları görüyor musunuz? Bakın her konu sayı kümelerinin check-up'ı ayrı, çift sayılar, ardışık, basamak izleri, asans sayılar. Yani sen bir konuyu getirdin hemen çat öbür konuya sırayla geç değil. Eğer bu konuyu öğrendiysen sıradaki konuya geçiyorsun. Öğrendiğini nereden görüyoruz? Check-up'tan. Aynen öyle Ayşegül. Bu böyle bir sistemle hazırlanıp da öğrenememe gibi bir ihtimalin asla yok. Kutay eğer elinde bir kaynak varsa ya da kıymetli öğrencilerim eğer siz dershaneye gidiyorsanız, kursa gidiyorsanız, doping alıyorsanız ya da her neyse orada yaptığınız çalışmaları gelip burada arkadaşlar tamamladım diyebiliyorsunuz. Mesela takviminizde üstü sayıları çalışma diyor. Üzerine tıklayacaksın. Bak burada ders dünyası var. Dışarıdan yaptığım bir çalışmayı gelip burada ben bu çalışmayı tamamladım. Çalışmayı yaptım diyebilirsin. Aynen öyle Elifçim. sen yaz ayında kayıt olabilirsin ama bu yıl sınava giren öğrenciler böyle bir sisteme bu yani bu bir nimet gerçekten büyük bir fırsat. O yüzden asla kaçırmayın. Bakın arkadaşlar matematik birçoğunuzun korktuğu bir konuydu ya. Gelin bir matematiği ele alalım bakalım. Matematikte kaç konu varmış? Hangi konu kaç puan getiriyormuş? Hangi konuyu kaç saatte öğreniyormuşum? Evet Kutay değil mi? Ama son pişmanlık bir şeye yaramaz ki pişman olacağım bir zamanda değiliz. 130 gün asla kısa bir zaman dilimi değil. Düşünün ki kayıt olduğunuzda yapay zeka 130 günlük programınızı hazırlayacak, otomatik karşınıza getirecek. Sizin tek sorumluluğunuz o programa uyum sağlamak olacak. Şimdi buradaki arkadaşlar konulara herkes baksın. Matematik TYT matematik bu. Mantık, kümeler, veri, istatistik, denklem, sayma, fonksiyonlar, polinomlar gibi gibi gidiyor. Şurada bir önem puanı yazısını görüyor musunuz arkadaşlar? Herkes görüyor mu? Bakın. Burada bazı konular mesela fonksiyonlar 1.96 puan getiriyormuş bana sınavda. Ama veri istatistik 0.12 puan getiriyormuş. Şimdi Kutay sana bir soru. Eğer vaktin daralırsa sence fonksiyonları mı çalışmak daha mantıklı? Veri istatistiği mi çalışmak daha mantıklı? Mantıken cevap verin. Neden peki? Sadece Kutay değil, diğer öğrencilerim de yanıt verebilir. Neden? Mesela bir de önem puanı daha yüksek. Peki, şimdi geldim. Sence fonksiyonların mı önem puanı daha yüksek yoksa denklemler ve eşitsizliklerin mi? Evet. Bak, denklem ve eşitsizlikler 2.69 iken fonksiyonlar 1.96. Yani diyorsunuz ya arkadaşlar ben nasıl yetiştireceğim? Biz size yapay zeka öyle bir program hazırlayacağız ki senin 100 puan mı eksikliğin var? Burada 100 puana tekabül edecek konuları çalışacaksın. Senin tutup da veri istatistikle bir işin yok. Senin işte belki de örnek veriyorum polinomlarla bir işin yok. Ha, onu kapatalım. Tamam. Çok iyi söyledin. Ben onu nerede açtım ama? Hemen kapatıyorum bir saniye. Şu an kapandı mı? <laughs> Kutay de iş var. Sen gerçekten çok pratik zeki bir çocuksun. <laughs> kapandı değil mi? Şu an diğer hocamızın sesi gelmiyor. Tamam harika. Yani arkadaşlar 130 günün mü var? 130 günde bak hangi konuları çalışırsan 200 puan alırsın. Bizim derdimiz orası. Sen zaten 100 puanı 200 300 e alıyorsun. Senin sorunun 400 500'de bak bu örnek bir şeydi. Şimdi gelelim mesela birçoğunuzun ders birçoğunuzun zorlandığı fizik dersi Kutay ben sana dedim ya yani sen 2 yıllık bence değil senin hak ettiğin şey lisans 4 yıllık. Arkadaşlar hepinizin hepiniz 4 yıllık hak ediyorsunuz. Evet 2 yıllık çok güzel ataması olan şeyler de var. Ama hayır benim öğrencilerim kesinlikle lisans diplomasını hak ediyor. Daha iyi bakın iş bulmanız atanmanız daha yüksek olur. Arkadaşlar o çok korktuğunuz fizik dersi var ya bakın fizik. Fizikte... Madde ve özellikleri 0.24. Fizik bilimine giriş 18. Bakın ne kadar aslında hepsi düşük düşük. Ama baktığımda elektrik ve manyetizma diğerlerine göre daha yüksek. Herhalde aracım senden daha da iyi olur. Hayır Kutay az önce ne, neyde anlaştık? Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Ve arkadaşlar sadece bu yapay zeka sistemine kayıt olduğunuzda sanmayın ki benim günlük programım olacak. Ben o programı gidip şuradan buradan oradan çalışacağım değil. Bizim yapay zekanın mantığına uygun yaptığımız canlı ve video derslerimiz var arkadaşlar. Bakın mesela TYT konu anlatımı diyelim. Ha, ön hazırlık. <laughs> evet Mehmet çok güzel. Fizik nedir? Bakın ön hazırlık gerektiriyor ya en alttan başlattı size. Biraz izleyelim. Fizik nedir? arkadaşlarım merhaba. Fizik bilimine giriş. Üniversite. Arkadaşlar bakın fizik bu kadar nedir? basit düzeyden e, başlatıyor size. Bir e, ön hazırlık videosuna hep beraber <laughs> başlıyoruz. Fizik Kutay diyor ki hocam sadece fizik şeyi başladı, kazanayım fizik yeter. Bakın bu bir mesela bir ön hazırlık dersi. Ilişkiyi... Fark ettiniz mi? Ya da Matematik gel birinci dereceden denklemler. Yani sizce şöyle şu düzeyde anlatılan bir dersi anlama anlamayacak mısınız? Merhabalar arkadaşlar. Ben hiç sanmıyorum. En alt kategoriden en yüksek level'a çıkıyor. birinci dereceden denklemlerin ön hazırlığını yapacağız. Az birinci önce bir öğrencimiz pandemi süreci beni mahvetti falan olduğunu, yazmıştı ya çözüm İstediği kadar mahvetsin yani Sen mahvettiği yerden başlayacaksın Bak sıfırdan sana bütün dersler Ve hazır Elin altında iki bilinmeyenli denklemleri bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar hadi başlayalım Bengi'cim orası örnek bir alan olduğu için orada kısıtlı Şu an benim panelim kayıtlı öğrenci paneli O yüzden göremiyor olabilirsin Mesela matematik arkadaşlar bakın fonksiyonlar Böyle böyle anlatılan videolar var. Yapay Merhaba zeka, arkadaşlar. Çeşitleri Siz direkt bu videoları gelip ait izleyeceksiniz. Sizce de çok konforlu bir sistem değil mi? Aşırı. Yani şöyle bir sistemde şöyle bir sistemde ben artık başarılı olamıyorum diyen bir öğrencinin olabileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bakın biz sektörde 10. yılımızdayız. Yani biz bu sistemi evet çok uzun yıllar üzerinde çalıştık. Dünyada işi benzeri yok. Geç Türkiye'yi dünyada yok. Bireysel sana böyle program hazırlayıp çat çat saat saatine karşına getirecek bir sistemi hiçbir yerde hiçbir yerde bulamazsın. Ve sadece bununla da değil baktığında senin burada notların da olacak. Mehmetçim sence şu program YouTube'da var mı? YouTube sana böyle bir program yapıyor mu gerçekten? <laughs> Çok şaşırdım şu anda. Arkadaşlar YouTube size seviye belirleme sınavı yapıyor mu? Analiz yapıyor mu? Mehmetçim videolar değil ki sorun. Bak senin yapamadığın şey ne biliyor musun? Şu program. Bu programın olsun sen istersen git YouTube'dan da izle. Sorun değil. Ama bu senin yol haritan. Haritan olsun. İster uçakla git, ister trenle git fark etmez. Bakın günü gününe bütün programınız hazır. Sadece bu da değil arkadaşlar. Size şimdi notları da göstereceğim. Onlara da bayılacaksınız. Özel notlar da aldık arkadaşlar biz. Bakın. TYT konu anlatımı. Bir gelelim. Arkadaşlar bunun onda biri yok. Sadece YouTube'da değil başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın, anlam bilgisi paragraf. Şu notların güzelliğine bakın. Ne kadar tatlı. Sorusu var, yanıtı var. Neden o yanıt olması gerekiyor? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu tarz notlarınız da olacak. Yani biz olabildiğince kıymetli YKS öğrencilerim sizi düşünerek sizin işinizi kolaylaştırdık ve ücret kısmında da sizin işinizi ailenizin işini kolaylaştırdık. Diğer kurumlar gibi fırsatçılık yapıp dünyada eşi benzeri yok. Türkiye'de, dünyada zaten yok. Yani şu mantıkla çalışan hiçbir kurum yokken bunu çok erişilemez, çok yüksek tutarlar talep edebiliriz. Çünkü bu emeğin, bu hizmetin karşılığı bu. Ama biz istiyoruz ki arkadaşlar her yıl binlerce öğrencimiz dereceyle istediği sonuca ulaşıyor, istediği fakülteyi kazanıyor. Hatta KPSS ile dereceyle atanan çok fazla öğrencimiz var. Ben istiyorum ki sizler kendinize bu emeği verin, kendinize bu yatırımı yapın ve bu sistemi satın alıp çalışmalarınızı yapay zeka ile devam ettirin. <laughs> Şu an kayıt olmanız halinde kıymetli YKS öğrencilerim. Bu seminer özel sadece size özel. Bakın başka hiçbir öğrenci bu tutardan kayıt olamayacak. Şu an hemen kayıt olmanız halinde ikili paket TYT artı AYT 4000 sadece TYT ya da sadece AYT'de de ben size 2000 TL'den yardımcı olacağım. Anlaştık mı? Şöyle bir sistem için kalan 4 aylık bir süre için 4000 TL bence hiçbir şey değil. Herkes hemen ailesiyle konuşsun. 4000 aynen öyle. Ve Kutay yanlış anlaşılmasın bu e, aylık değil bu yıllık yani sınav tarihine kadar toplam ödeyeceğiniz ücret. Paketin tamamı 4000 emine hem AYT hem TYT. Şu an kayıt olmanız halinde 4000 TL'den kaydınızı alacağım. Kutay diyor ki iki kere kayıt olacağım. Birini Mehmet'e hediye edeceğim. <laughs> ya bence de bu tutar çerez, çerez tutar arkadaşlar. Aylık bir özel ders tutarı bile bundan daha fazla. Şimdi sevgili sistem yöneticisi arkadaşım, linkimizi paylaşalım. Herkes kayıt için tıklasın. Arkadaşlar sistem yöneticimizin paylaştığı link bizim kurumsal WhatsApp hattımızın linki. Oraya tıklayacaksınız. O sizi WhatsApp'a gönderecek. Oradan Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum. İndirimden faydalanmak istiyorum. Kayıt olmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ben ve diğer öğrenci koçu arkadaşlarım sizi bugün, yarın aynı şekilde. Çünkü çok yoğun bir katılım var şu an seminerim. Ee, ve birçoğunuz da kayıt için zaten döneceğinizi biliyorum çok yoğun oluyor genelde seminer günleri o yüzden bugün mesainiz bitene kadar arayacağız yarın da gün içerisinde aramaya devam edeceğiz sonu 5835 35'te biten numaradan sizi arayacağız arkadaşlar aynen öyle tutarlar çok uygun yeniden sistem yöneticimiz linki paylaşsın herkes linke tıklasın ve bu sistemi bu tutarı kaçırmayın arkadaşlar. Şu an sayfada 10.500 TL. Kutay çok dikkatlisin. İyi bakmışsın. Şu an 10.500 liralık paketi 4.000 TL alacaksınız. Hem TYT hem AYT. Sadece TYT isteyenler 2.000 TL. Sadece AYT isteyenler de 2.000 TL olacak. Ve unutmayalım. Bu yıl sınava yaklaşık 4 milyon üzerinde bir öğrenci girecek. Rakipleriniz çok fazla. Birçoğu başarılı, birçoğu yapay zekadan faydalanıyor. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Ertelemeyeceğiz, verimli çalışacağız, Seviyeme, seviyemize göre çalışma türü yapacağız, riske atmayacağız ve bu yıl kazanacağız. Anlaştık mı? Şu an bu seminerde olan herkes yapay zeka ile bu yıl kazanacak. Hadi herkesten söz istiyorum. Zeynepçim YDT yönelik kursumuz yok. Sen TYT'yi alabilirsin. Okey. O halde. <laughs> Ay çok tatlısınız. Link geldi değil mi arkadaşlar? Herkes tıkladı mı linke? Ben gecim bu indirimden en geç cumaya kadar faydalanabilirsiniz. Ama vakit kaybetmeyin. Şu an 130 gün varken hemen linke tıklayın ulaşalım size. Kaydınızı alalım. Hemen sınavları, analizlere başlayıp programınızı hazırlasın yapay zeka. Anlaştık mı? O halde yanlış kopyaladım bir saniye. <laughs> Linke ne yazacaktık? Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum. İndirimden faydalanmak istiyorum. Kayıt olmak istiyorum. Kimler kayıt olacak? Kutay seni birinci sıraya yazdım zaten. Harika bakın Ayşe Nur kayıt oluyor. Kutay kayıt oluyor. Bu fırsatı siz de kaçırmayın arkadaşlar. Kayıt için son kez iletiyorum. Tıklayın. Aynen Zeynep. Ailenle biz de görüşebiliriz. Derslere birebir canlı gireceksin zaten videolar da var, canlılar da var. Dersler çok verimli, çok etkili. Herkes sınavlarını, analizlerini çözsün. Bunlar sizin ödeviniz olacak arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakınız. Ama linke tıklayın, indirim kodunuz yanmasın. Linke yazarsınız, "Ailemle görüşeceğim" diye. Çünkü bu sadece bu seminere özel bir indirim. Sayfada 10.500 lira şu an. Linke tıklayın. "Ailemle görüşeceğim, beni şu gün bu saatte arayın" diye yazın. Biz o gün o saatte ararız size. Sonra 58 35'te biten numaradan arayacağız kıymetli öğrencilerim. Hoşçakalınız o halde. Dostça kalınız ama en önemlisi esen kalınız. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hepinizin ailelerine de sevgiler, saygılar. Çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.